Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Cıvıl cıvıl çiçeklerden oluşan yeleğimizi aşama aşama sizlerle öreceğiz ama öncesinde anlatmak istiyorum yeleğimizin yapım aşamalarını birer birer. Öncelikle dilediğiniz iple uygun bir tığla yeleğimizin görmüş olduğumuz zeminini hazırlıyoruz kutucuklarımız var. Bir sırada trabzanımız, bir sırada sık iğnelerimizden oluşan arada da üçer zincirimizin bulunduğu zeminimiz var. Bu zeminimizi ben bir, bir buçuk yaş grubu çocuklarımız için hazırladım. Yeleğimin zeminini tam bir tane etrofil baby can ip kullandım. Sizler pamuklu ipler ya da merserize yazlık ürünler kullanabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde olan her türlü ipi kullanabilirsiniz ve 3 numaralı tığımı kullandım. Tam bir tane ip zeminim için yeterli oldu. Çok az bir parça kaldı. 100 gram 250 metre ipim kullandık. Üzerine de rengarenk kalan diğer örgülerimden kalan iplerimden ben çiçeklerimi ördüm. Yerleştirdim güzelce çiçeğimi trabzan aralarına ve sonrasında şuradaki görmüş olduğunuz yapraklarını birer birer uzatarak ördüm ne kadar sık yaparsanız çiçeklerimiz o kadar güzel olacaktır yani seyrek yapmamaya ya 10 11 zaten çiçeği yapma aşamasını birlikte yapacağız daha dolgun yaptığınızda göreceksiniz çiçeğimiz daha güzel olacak çiçeğimizi bitirdikten sonra elimizde şu şekilde düzeltelim her iki yana şöyle kalıp gibi durmasını sağlayacağız tabi en son bütün çiçeklerimiz bittikten sonra güzelce hafif buharlı bir ütüyle yani buhar basarak çiçeklerimizi sabitleyebiliriz kesinlikle örgülerimizi dokundurmayalım bakın şöyle çok hafif basmıştım hiçbir şekilde örgümüzde herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel de durmakta çiçeklerimiz. Evet, şimdi ölçülerimize bakalım. En üst kısımdan en alt kısma kadar, şöyle omuzumuzdan ölçmek istiyorum. Giyimimizin arkasından en üst kısımdan ölçüyorum. 34 santim. Bir yandan diğer yana bakalım şöyle. Çiçeklerimizi yerleştirirken ben e, önlerimizin her ikisinin çiçeklerinin birebir aynı olmasına dikkat ettim. Fakat arkada rengi renk değişik bir şekilde ayarlama yaptım. Yani önler kadar düzenli olmasına gerek yok. Tabii sizler zevkinize göre ya iki renk üç renk kullanarak da yapabilirsiniz. Şöyle düzeltiyorum. 27 santim kolumuzun bir gövdeden diğer gövdeye genişli bağcıklı bir çalışma oldu ve şöyle göstermek istiyorum şöyle kenarlarını da bakınız tığlama işlemlerimizi yaparak yeleğimizi tamamladık uç kısmına ben kordon ördüm bu gibi yeleklerde e, kordonla bağlamak daha hoş durmakta ucuna yine çiçeğimizi andıran güzel bir kelebek gibi görüntüsü olan çalışmamızı yaptık ve yeleğimizi bu şekilde tamamladık. Evet umarım sizler de beğenirsiniz ve sizler de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Kendinize de örebilirsiniz ya da istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta bir uçtan bir ucu tüm parça halinde ördük. Öreceğiniz kişinin ölçüsüne göre epeyce e, ya da çocuklarımızın biraz büyük ördükten sonra e, zincirimizi çektikten sonra giydiği herhangi bir kıyafet üzerinde ölçüm yapabiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Daha büyük yaştaki ya da öreceğiniz kişinin bir tane kıyafeti varsa şöyle tişört diyelim. Bakınız tutuyorum. Tam yarısı. Zincirimizi de ona göre çekerseniz tabi birazcık daha fazla olması daha güzel olacaktır. Çekme ihtimaline karşı bakın. Bu şekilde de ölçü alabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinize de aynı bu şekilde ölçerek örebilirsiniz. Ee, sadece 5 santim kadar zincirimizi fazla çekerseniz daha güzel olacaktır. Evet açıklamalarımızı bu şekilde yaptıktan sonra yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için etrofil baby can marka ipimi kullanıyorum. Biraz dolgunca bir ip 100 gram 250 metre olan iplerden hangi marka alırsanız alın hiç fark etmez. Tığ numarası olarak ise 3 milimetrelik fayda kullanacağız. Zincirimizi çekerek başlıyoruz. Yeleğimizin hem iki önü, arkası, üçünü aynı anda başlayacağımız için öreceğimiz çocuğumuzun yaşına uygun genişlikte başlamamızda fayda var. Şimdi ben küçük bir yelek öreceğim. 0-1 yaş arası. Ona göre birbirimizin ölçüsüyle kıyaslarız. Siz de ipinize, tığınıza, elinizin ölçüsüne kadar göre ayarlamayı yapabilirsiniz. Kendinize göre de çalışabilirsiniz. Bir tane zincir çekip düğümü attıktan sonra ilk zincirimi çekmek için ilmeğimi biraz rahatlattım ve başlıyorum. 1 2 3 4. Bakın rahat rahat çekiyorum, sıkıştırmıyorum. 4 tane zincirimi çektim. 5 6 7 8 9 10. Yeteri kadar çekip gleyim. 125 tane zincirimi çekerek geldim ve şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım birbirimizin eliyle ölçümüzü kıyaslayalım durumu şöyle yerleştiriyorum üzerine zincirimi bırakıyorum bakın hiç asılmadan gayet rahat tutuyorum şöyle görmenizi istiyorum ki yanıltıcı bir sonuç vermeyelim elim burada şu şekilde çekiyorum bakın hiçbir şekilde zincirim gergin değil bakın hatta şurada Gayet rahat durmakta. Onu da düzeltmek istiyorum, gerdirmeden, yanıltıcı olmak istemiyorum. 60 santim, şöyle. 60 santim 125 tane zincirimizin uzunluğu. Şimdi hem önlerimiz hem de arkamız olacağı için e, bu kadar zincir yeterli benim için. 125'e 60 santim denk geldi. Şimdi geriye dönerek ilave zincir çekmeden örmeye başlıyorum. 1, 2. 3, 4, 5. Tığımın başını doluyorum. 5. zincir içerisine batıyorum. 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum trabzanım üzerine. 3 zincirimi çektikten sonra alttan zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane atlıyorum. 4. başını bir defa dolayarak batıyorum. Ve 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Sıramın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakın aynı yere değil yanındaki zincire girerek 3 defa da ördüm. İkinci bir trabzan daha çalışıyorum. 2 trabzanımdan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Sıramın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2, 3 atlıyorum. 4. Zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir atlıyorum ve 3 defa da çıkıyorum. Hepsi üçer üçer. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki zincire giriyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çekiyorum. 2 tırabzanımı yan yana ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3 atlıyorum. dördüncüye batıyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum yanındaki zincire ikinci trabzanım örüyorum tekrar 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 2 3 atlıyorum dördüncüye batıyorum 1 2 3 tığımın başını doladım yanındakine yine 3 defa da aldığım trabzanı ördüm 1 2 3 1 2 3 atlayıp dördüncüye batıyoruz doluyorum Yandaki yuvaya gir, yandaki zincir yuvasına giriyorum. Trabzanı örüyorum. 3 zincir 1 2 3 atlayıp 4. batalım. 2 ve 3. Bütün zincirlerimize bu işlemlerimizi uygulayalım. Sonda görüşelim. Zincirimizin tamamına trabzanlarımızı örerek geldim. Kaç tane olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 ve 26. Şurada iki tane atlayıp üçüncüyle dördüncüye ördüm. Evet şimdi üst sıraya geçelim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimi ilk trabzanımın dibine batıyorum. Yandaki trabzanın üzerine de bir tane sık iğne batıyorum. Bir zincir çektim. İlk e, trabzana sık iğne olarak battım. İkinci trabzana yine sık iğnemi battım. Şimdi e, yan olarak örüyoruz. Boyu yükselmeyecek. Yan olarak devam edecek. 3 zincir çekiyorum. Yine sadece trabzanlarımın üzerine sık iğne örüyorum. 1 ve 2. Tekrar ara zincirlerimizi muhafaza ediyoruz. Buraya kaç tane zincir çektiysek aynını çekiyoruz. Trabzanlarımızı sık iğne olarak örüyoruz. 3 zincirim vardı. 3'ünü çektim. Sık iğne olarak batıyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3. Batıyorum. İkinci trabzanıma yine sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne batıyorum. Trabzan üzeri ikincisine batıyorum. Araya 3 tane zincir, 2 tane sık iğne trabzanlar üzerine şeklinde sona kadar örüyorum ve şöyle görelim. Diğer yönden de şu şekilde görülmekte. En son trabzanıma geldim. Son trabzanımıza bir tane batıyoruz. Zincirden döndüğümüz trabzanımıza ve üzerine hemen 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Tığımın başını doluyorum. İkinci sık iğnenin üzerine bir tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 Araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İlk sıradaki yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Eee yeleğimizin zemin kısmı iki sıradan oluşmakta. Bir sırada trabzan sıramız, bir, bir sırada ise sık iğne sırası olarak. Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bundan sonraki sıramızda yine sık iğne sırası olarak devam edecek. Tığımın başını doluyorum. Üzerine batıyorum. Hiç kaydırma falan da yok. Birebir üzerlerine örerek istediğimiz ölçüde yelek zemini hazırlıyoruz. Arada yine 3 tane zincirimiz ve sık iğne üzerine trabzan 2 tane yan yana zincirimiz bir sıra sık iğne bir sıra trabzan olacak kol ayrımına kadar bu şekilde örmeye devam edelim 1 2 ve 3 şöyle görelim bu şekilde örelim kol ayrım ve yaka yerine gelene kadar devam edelim yeleğimizin zeminini hazırlayarak geldim Aynı işlemlerimizin tekrarıyla görmüş olduğumuz bu görüntüye ulaştık. Sizler daha uzun ya da daha büyük örmek isterseniz yine bu işlemlerimize devam ederek ilerleyebilirsiniz. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. Kaç kutucuğumuz olduğuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kutucuğumuzun olduğu yeleğimizin zeminini hazırladık ve şöyle görmüş olduğunuz gibi işaretlerimi ben bıraktım buradaki işaretlerimizde önlerimizi sırtımızı ve diğer tabii ki önümüzü öreceğiz şöyle yapıyoruz bu işaretimizi ayarlamak için ortalıyoruz ortaladığımız zaman şu şekilde yapma işlem yapmamız gerekmekte bakınız 1 2 3 4 5 6 ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun her iki önümüzün birebir aynı eşitlikte olması gerekmekte kenarda trabzanımız kenarda trabzanımız bakınız şimdi ben şu şekilde böldüm birinci kutuyu boş bıraktım ikinci kutuya işaretimi taktım Şurada iş, ikinci kutunun hemen sol tarafından örmeye başlayacağım. İki tane trabzanım üzerinden. Üçüncü kutuyu, dördüncü kutuyu, beşinci kutuyu öreceğiz. Kenar trabzanlarını da ördükten sonra bu kısmı boş bırakacağız. Öreceğimiz kısım şurası. Aynı şekilde burayı da örüyoruz. İşaretimizin arkasından ayırdığımız bölümü ise bakınız bir bir tanesine taktım, altıncıya taktım, yedinci boş, sekizinciye taktım. Altıya taktım, 7 boş, sekizinciye taktım tabi o e, düşmüş kıpırdatırken. Evet şimdi örgümüze başlayalım. Örerken daha güzel anlayacağız. Bir zincirimi çektim ve örgümün ön yüzünden örmeye başlıyorum. Kırmızı işaretimin hemen yanından örüyorum. Bir, iki, üç. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 işaretimin hemen yanındaki direkleri de örüyorum. kenardaki iki kutumuz boş kaldı bir zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum ortada bakınız 1 2 3 kutucuğumuz örüyoruz bir zincir çekip dibine batıyorum diğer sık iğnemin üzerine diğer trabzanın üzerine sık iğnemi örüyorum 3 zincirimi çekip işlemimi devam ettiriyorum 1 2 3 1 2 3 zincirimizin üzerine de batıyorum 1 2 3 tane zincir çektikten sonra aynı şekilde yukarıya doğru yeteri ölçü olana kadar örmeye devam edelim yeleğimin önünü ördüm 1 2 3 4 5 6 7 7 kutucuk ördüm şimdi çekiyorum diğer önü de örmeye başlıyorum bir zincirimi çektim trabzanlar ön yüzde sık iğne arka yüzde olacaktı hemen işaretimin üzerine geliyorum ön yüzden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi alıyorum ikinci trabzanımı da 3 defa da ölüyorum 2 ve 3 1 2 3 2 kutumuz boş bakınız tığımın başında doluyorum 1 2 3 Evet. Hazırladım. 1 2 3 tane kutucuğumuz oldu. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın dibine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 zincirimi çekip sık iğnelerimi örüyorum ve diğer tarafa birebir aynı eşit sayıda sıramı ördükten sonra tamamlıyorum. Aradaki kalan bölümümüzü ise yine işaretimizin bulunduğu noktadan örerek İlerleyelim, üç parçamızın üçünü de bitirelim. Önce bu parçamızı bitirelim, yeniden burayı birlikte yapalım. Yeleğimizin önlerini ördüm. Şimdi işaretli yerden arkamızı örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Ön tarafından örüyoruz trabzanlarımızı. İşaretimi koymuştum bir boşluğumuz olacaktı. Diğerinden başlayacaktık. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'e geçişteki buradaki trabzanımızdan örüyoruz. Hemen atıyorum. Bu kalan kısım iki kutucuk kol boşluğu olarak kalacak. Şöyle görelim. Zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum batıyorum. 1, 2, 3. İşaretli olan yere kadar trabzanlarımı aralarında üçer zincir çekerek örüyorum. İki trabzan kalana kadar ördüm. Bakınız iki kutucuk. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Ve 6 sıra örelim. Önümüzü 7 sırada tamamlamıştık. Arkayı 6 sıra örelim, sonrasında omuzlarımızı yine ayıralım, yaka oyuntusunu birlikte koyalım. Şimdi 6 sıra aynı şekilde bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne sırası olarak örelim. Yeleğimizin arkasında çalıştım, 6 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer omuzun 7. sırasını da ördüm. Şöyle bakın, diğer omuzumuza kaç tane kutucuk ayırdıysak o kadar kutucuğumuzu da 7. sırada ördüm. 1, 2, 3. Burada da yine 1, 2 ve 3. En son zincirimi çekiyorum. Bakın çekmişim. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Omuzumun bir tanesi hazır. Diğer omuzumuzu da çalışalım. Trabzanlarımızı örgümüzün düz yönünden örüyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. 3 kutu öreceğim için 1, 2, 3. Şuradan başlıyorum ön yüzden. 1, 2, 3 ipimi alıyorum. Trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane zincir. Yine sık iğnemin üzerine batarak trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trabzan sırasını 3 kutu olarak ördüm. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne sırasını da ördükten sonra Geleğimi tamamlamış oluyorum. Üzerinin işlemelerine geçeceğiz şimdi. İpim yarımladığım için hemen düzeltiyorum. Bir, iki, üç. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Yeleğimizin kenarlarını örelim. Daha sonra çiçeklerimizi tamamlayalım. Zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve yakamızın ön kısmından başlıyoruz. En üst kısma geliyorum. Sık iğnemin olduğu yere girip batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz trabzanıma batıyorum. Bir tane sık iğne. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bakınız iki tane e, sık iğnemin bulunduğu yere giriyorum. Şurada zincirlerimin bulunduğu bölüm. Başlıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan ördüm ve 3. trabzanımın yanına tekrar giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1. Şuradaki sık iğnenin olduğu yere. ikinci trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı örüyorum. Ve 3. trabzanın yanına sık iğnemi örüyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 trabzan aynı yuvaya bir tane sık iğne. Şöyle görelim. Devam edelim. Bir defa doladım. Giriyorum. 1 2 ve 3 Dibine sık iğne ile batıyorum. 1 uzun trabzanların olduğu yere herhangi bir işlem yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam bakınız geçiş bölümüne giriyorum. 1 2 3 Sık iğnemle tamamlıyorum. Sıradakini örüyorum. 1, 2 ve 3 sık iğnemle tamamlıyorum. Uç noktaya geçiyorum. Buraya 5 tane trabzan örüyorum. Geçiş noktası olduğu için 1, 2, 3, 4 ve 5. Yan tarafa doğru ineceğiz buradan. Önce şöyle görmenizi istiyorum. Bakın yukarıdan aşağıya doğru örerek geldim. İleğimizin ön kısmını aşağı ineceğiz. Burada üçer trabzanımızı birer sık iğnemizi ördük. Buradan itibaren ise 5 tane trabzanımı ördüm. Yanına sık iğnesini ördükten sonra yine aynı işlemlerimizi yani şu noktaya üçer trabzanlarımızı örerek sona doğru devam edeceğim. Sık iğnemi de örelim yanına batıyorum ve tamamlıyorum. Giriyorum. 1-2-3 batıyorum. 1 2 3 ve batıyorum. Aşağıya kadar örerek geldim. Şimdi yine alttan dönüş yerimize geldik. Dönüş yerimizde yine 5 tane trabzanımızı, bir sık iğnemizi örüyoruz ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Sıramın başını doluyorum. 5 tane trabzanı örüyorum. 1 2 3 4 5 batıyorum sık iğne tamam başında doluyorum araya giriyorum bütün çevremize kollarımız da dahil üçer trabzan bir sık iğne olarak örüyoruz araya bir şey işlem yapmıyorum 1 2 ve 3 sık iğne. Kenarlarımızı tığladık. Şöyle bakın gayet güzel oldu. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi omuzlarımızı dikelim. Düz yönden ters yöne birbirleri üzerine tutuyorum. Ve birebir üst üste örmeye başlıyorum. Bakın zaten trabzanlarımız trabzan üzerine kutucuklarımızı şu şekilde ayarlıyoruz. Kendi rengimizde ipimizi taktım. İğneme başlıyorum kenardan alıyorum İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz en güzel nasıl dikiyor ise o şekilde dikelim ön yüzden dikmek isteyen arkadaşlarımız ön yüzden de dikebilirler trabzanların birebir üzerindeyim. Kenar tığlamasını çalışmaya başlayabiliriz. Diktikten sonra ön kısımları zaten örmüştük. Şimdi örmediğimiz sadece ensemiz ve kollarımızın her ikisinin kenarı. Şimdi kolumuzun altından başlayalım. Tam kolumuzun altındayım. Tığımıza bir tane zincirimizi çektim ve hemen başlıyorum. Bakınız kol altındaki trabzan olan grubun yanına şuraya giriyorum yan trabzana sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekip pekiştiriyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum aynı kenarları dolaştığımız gibi 3 tane trabzanımı örüyorum yanına bir tane sık iğne çeviriyorum kol altının olduğu yere giriyorum bir trabzan ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum bir tane sık iğne ile batıyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı ve sık iğnem örüyorum. İlerleyelim. Omzumuza kadar kıvılama işlemimizi yaptık. Şöyle tam omzumuzun bulunduğu yere giriyorum ve batıyorum. 3 trabzanım tam dikişimin olduğu yere yapıyorum. 2 3. batıyorum. Bir tane sık iğne ile aynı işlemimi tekrar ediyorum. Tığımın başında doluyorum. Omzumun diğer bölümüne geçtim. sona kadar geldim. Bakınız başlangıç noktasındayım. Sık iğnemi batmıştım. Yine başlangıçtaki sık iğnemin bulunduğu yere geliyorum. Batıyorum ilmeğimi geçirip bir zincirimi çektikten sonra kolumuzun altını da tamamlıyoruz diğer kolumuzu ben daha önce yapmıştım şöyle görelim bakın yakamızı da çalışalım bir tane zincirimi çektim düğümümü attım şuradan giriyorum bakınız yakamın bulunduğu noktadan yükseltiden giriyorum sabitliyorum tığımın başında doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum batıyorum yine aynı işlem bakın hiç farklı işlem yapmıyorum 3 tane trabzan ve sık En son trabzanımı ördüm. Sık iğne olarak batıyorum. Diğer omzumuzun bakın başlangıç yerinin bulunduğu noktaya giriyorum. Şu kısma alıyorum. Kaydırıyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra yakamızın kenar tığlamasını da bu şekilde çalışmış oluyoruz ve yeleğimizin şimdi çiçeklerini örmeye başlayabiliriz. Bakınız arkası. Ben dört tanesini şöyle ayarlayarak örmüştüm. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde ayarlayalım. Sizlerle birlikte örelim. Yine sadece önlerinde değil, arkasında da ben çiçek uygulamak istiyorum. Yani yeleğimizi bir bütün olarak hem önlerinde hem de arkasında gördüğümüz bu rengarenk çiçeklerimizi yerleştirelim. Şimdi aynı sıralamayı diğer tarafa da kuralım buradaki sıralamada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur şuradaki görmüş olduğumuz dikey trabzanların üzerlerini örüyoruz bir katına önce bir katını daha sonra doldurarak geliyoruz buradaki dolgunluk derecesini istediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz ne kadar isterseniz Tabii çok olursa daha güzel durmakta dikey çizgiler şimdi ben ayarlamamı göstermek istiyorum bakınız birinci trabzanımı örmedim İkinci trabzanımın ikinci sırasına ilk çiçeğimi yerleştirdim. Daha sonra şöyle gördüğümüz gibi bir tane dışa çıktım ve saymaya başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 her beşte bir modelimi yerleştirdim. 5. ve bu tarafa geçtim. Aynı yerin üzerinde değil bir dışa çıktım. Daha sonrasında tekrar bir içe geçerek mavi çizgi mavi çiçeğimi ördüm. Şu buraya Diğer tarafa geçip baktığımızda kaydırdım. Bakın hepsini aynı şekilde yığıma yapmak istemedim. Bir kutu, iki kutu, üç kutu, dördüncü kutumda bir tane mavi çiçeğimi ördüm. Bir, iki, üç, dört, bir içe geçtim. Yeşilimi ördüm. Buradaki ayarlamayı sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece fikir olarak göstermek istiyorum. Şimdi buranın birebir aynını ön yüzümüzün karşı tarafa da çalışalım. Dışta olan trabzanımızla başlıyoruz kendimizden taraftaki değil dıştakiyle çünkü buradan başlayıp tekrar yukarıya doğru geleceğiz. Onun için hiçbir zaman kendinizden taraftakiyle değil dış taraftakiyle başlayalım. Alttan giriyorum ipimi alıyorum, geçiriyorum altında bir tane zincir çekiyorum ve üzerine ikinci bir zincir Burayı sabitliyorum ikinci bir zincirle sıkılaştırıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum burada çiçeğimin uzunluğunu istediğim ayarda olması gerekmekte şöyle ipimi de alıyorum üzerinden örmeye başlıyorum burada kesinlikle çiçeğimizi yaparken başını dolamayacağız altından giriyorum Burayı kilitliyorum uzatıyorum aşağıdan giriyorum hemen burada sıkıca kilitliyorum yukarıya çekiyorum hem ipimi gizliyorum bakınız hem de trabzanımı götürüyorum 4 tane oldu. 5 6 7 8 9. Şöyle biraz rahatlatıyorum. 10 11 ve 12. 12 defa sardım. Şöyle On ikinciyi sardıktan sonra ilmeğimi şöyle boşaltıyorum. Tığımı çekiyorum. Son olarak uzattığım ilmeği alıyorum ve örgümü çeviriyorum. İkinci trabzanımızla devam edeceğiz. Bakınız burada diğerini şöyle elimle tutuyorum. Alttan giriyorum. Buradaki ilmeğimizi, çiçeğimizin yaprağını küçültmemeye dikkat edelim. Rahat tutalım. Giriyorum bakın. Hemen burada kilitliyorum. Buradakini hiç kısaltmadım. Sonrasında uzatıyorum. Ve buranın diğer yanın ilk çiçek yaprağını uzattım 1. 2. 3 yukarıya doğru ilerliyorum. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ipiniz kalınsa 10 rahatlıkla yetebilir. 11 ve 12 defa çiçeğim için yapraklarımı sardım. Çıkarıyorum. Şöyle bakalım. Gayet güzel oldu merkeze aldığımız zaman bakın. Arkadaki ipimizi içi alıp keseceğiz. Şöyle Şimdi son bitişimizi yapalım. Burayı birbirine bağlayacağız. Giriyorum ortaya. En sonu yine aldım bakınız. Bir tane kilitliyorum, uzatıyorum. Aynı yere bir tane kilitliyorum, uzatıyorum ve dibine geliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle sabitliyorum. İpimi kestim. Diğer uzatmış olduğum ilmeklerle birlikte şöyle asılıyorum. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi bu ipimizi arkaya doğru alalım. Sonrasında tekrar bakalım. Diğerini de alalım. Ön tarafta görülmesin. ek istiyorum. Evet, şöyle bakalım. Bakınız gayet güzel oldu. ilimizde düzelttiğimizde bile çiçeğimiz gayet muntazam durdu. Bir tane daha birlikte çalışalım. Kırmızı rengimizi çalışalım. 1 2 3 4 5 bakın 6.nın bulunduğu noktadayım ve bir öne çektim. 1 2 3 4 5 6. Çeviriyorum. Önce dıştakini mutlaka lütfen buna dikkat edelim. Kendimizden taraftakini örmeyelim. Önce dıştakine bakalım. Püf noktalarından bir tanesi ve en önemlilerinden. Giriyorum. Uç noktaya doğru. İpimi alıyorum arkadan. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. İkinci bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum ve bir diye başlıyorum. Başını kesinlikle dolamıyorum. 2 Şöyle ipim yarımlandı. 2'yi kilitledim, uzattım. 3 4 5 6 bakın öbürünü de alttan gizliyorum. 7 8 9 şöyle biraz yaklaştırıyorum. 10 11 ve 12. Diğer çiçeğimizi de 12 tane çalışmıştık. Çıkarıyorum tığımı hiç korkmayı. En sondaki ilmeğime takıyorum ve çeviriyorum. Diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. Şöyle yumuşacık geçiyorum. Bakınız buradakini küçültmeden. Birkaç deneyin. İlk küçültebilirsiniz önem değil söküp hemen yeniden yapabilirsiniz bakın aynı boyda ve bunu bir diye sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 şöyle sıkıştırıyorum 11 12 12 taneyi ördüm ve yine tığımı boşaltıyorum bakın çiçeğimizin yaprakları çeviriyorum tekrar takıyorum son ilmeğimi giriyorum şuraya bakın aradaki kalan bölüme bir tane kilitleyip uzatıyorum şöyle tam alalım yine giriyorum ve son olarak uzattım dibine batıyorum sık iğne ve bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum buradaki uzatma sayıları tamamen zevkinize göre ipinize göre ayarlanacak olan sayılardır Yoğunluğuna göre bazı ipleriniz kalın olabilir. Kalını daha az uzatabilirsiniz. İncileri birkaç defa daha sarabilirsiniz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Bunu içeriye gizleyelim yine hemen alta. Şuradan alıyorum, içe çekiyorum. Birkaç defa geçtikten sonra ipimizi keselim. Yeleğimizin bu yönünde de iki tane çiçeğimizi çalıştık. Şimdi e, tamamında çiçek çalışması yapmak istiyorum. Belirli aralıklarla yeleğimizin hem arkasına hem önünü güzelce çiçeklerimizle donatacağız. Evet son olarak yeşil rengimizle şuradaki çalışmamızı da yapalım. Sonrasında çiçeklerimi ben kaldığım yerden çalışmaya devam edeyim. İç trabzan ördüğümüz yeleğimizin ön kısmını zincir ve çiçek çalışmasında yapalım ipimi alıyorum bir tane zincir çektim aynı yere giriyorum bir tane sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum şöyle giriyorum yandan ikisini alıp kapatıyorum bir zincir çekiyorum yandan giriyorum kapatıyorum bir zincir yandan her iki ilmeğim alıyorum kapatıyorum bir zincir ikisine giriyorum bir zincir şöyle rahat rahat sıkmadan örelim bir zincir buradaki uzunluk istediğimiz ölçü olana kadar olacak bir zincir ikisinin aradan geçiyorum bir zincir Kordonumuzu yeteri kadar ördüm. Ucuna çiçeğimizi çalışmaya başlayabiliriz. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum ve en son örmüş olduğum kordonumun dibine giriyorum. İki defa dolayalım. 1 2 iki. atıyorum. İkişer ikişer çekelim. 1 2 3. İki defa doluyorum. 1 2 3. 3 tane trabzanımız oldu. 1 2 3 4 zincirle iniyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 zincirle tekrar çıkıyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. İkişer ikişer 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 4 dibine batıyorum. 4 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 Yine 2 defa dolayıp ikişer ikişer çekelim. 3 tane olunca 1 2 3 4 dibine batalım. 3 tane yaprak isteyenler için yeterli. Bir tane de şuraya çalışmak istiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bakınız kordonum ortada. Diğer tarafa sık iğnemle geçiyorum ve üzerine 1 2 3 4 zincirimi çektikten sonra yine aynen iki defa dolayıp ikişer ikişer trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 4 batıyorum dibine. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Ipimi kesiyorum. Kordonumun diğerini de aynı bu şekilde örüyorum. Kilebek gibi oldu, gayet güzel. İpi gizleyelim. Her kestiğimiz ipi mutlaka gizleyelim. Hortensiyen çiçeklerini rengarenk gördüm. Çiçek bahçesi gibi görülmekte. Bakın Bakınız çok çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Önleri birebir aynı olarak yerleştirdim. Arkayı şöyle serpiştirdim çiçeklerimi. Ve bir çalışmamı bu şekilde tamamladım. Şöyle görmenizi istiyorum. Çalışmamızın yapımı son derece kolay. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve örerseniz beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.